MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ekonomiye dair açıklamalarına bakalım şimdi. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam oranları ile ilgili konuştu. Emeklilerimizin, memurlarımızın hak ettikleri maaş zamlarını alacaklarına inanıyor, bunu destekliyoruz dedi. Ekonomideki son duruma dair de Türkiye anormal bir ekonomik saldırıya uğradı sözünü, ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajın ikinci bölümünde Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Ekonomide yaşanan sorunlar için Türkiye anormal bir ekonomik saldırıya uğradı dedi. Türkiye'nin önünü kesmek için kurgulanan operasyonların şiddetlendiğine dikkati çekti. Türkiye anormal bir ekonomik saldırıya uğradı. Döviz kurundaki yükselişlerin hiçbir ekonomik temeli yoktu. 21 Eylül'den itibaren döviz fiyatındaki artış menfi olarak vatandaşlarımızın refahına doğrudan doğruya sirayet etti. Terörle, darbe teşebbüsüyle, dış baskı ve şantajla yapılamayanlar ekonomide cephe açılarak başarılmak istendi. Faiz lobisi devreye girdi, rant grupları harekete geçti. Küresel tefeciler ekonomik huzurumuza musallat oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL mevduat sistemiyle dövizin ateşinin düştüğünü ifade eden MHP lideri bir kez daha fiyatlara dikkat çekti. Etiketleri şişirenlerin yapması gereken tek şey fiyatları eski seviyesine çekmektir dedi. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını indirmeyen haksız ve haram kazancın tarafıdır. Biz de parti olarak bir kampanya başlattık. Fiyatların indirilmesini arzu ettik. Bunun samimi mücadelesini teşkilatlarımız kanalıyla yapmaya çalıştık. Market ve mağazaların yeni durum karşısında fiyat etiketlerini aşağı yönlü güncellemesi hayat memat meselesidir. Milletimizin sömürülmesine tahammül edemeyiz. Kurdaki yükselişi fahiş fiyatlar yoluyla ranta dönüştüren, stokçulukla, fırsatçılıkla vatandaşımızı zora sokan kim olursa olsun karşısındayız. Türk lirasının itibar ve değerinin yükselişinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Bahçeli, yüksek büyümeyi düşük cari açığı baz alan bir politikayla 2022 yılı daha iyi olacaktır dedi. Gündeminde emekli ve memur maaşları da vardı. Temennim hiçbir insanımızın enflasyona ezdirilmemesidir. Emeklilerimizin, memurlarımızın hak ettikleri maaş zamlarını alacaklarına inanıyor, bunu destekliyoruz. Asgari ücretteki %50 düzeylerindeki artış bu kapsamda çalışan kardeşlerimizi sevindirmiş, bizleri de memnun etmiştir.